Merhaba arkadaşlar, Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV online derslerine hoş geldiniz. Dersimiz felsefe, konumuz bilgi felsefesi. Ben Osman Arı, felsefe grubu öğretmeniniz. Arkadaşlar, bilgi felsefesinden bahsedeceğiz bugün. Bilgi felsefesinde bilgiyi sorgulayacağız. Bilgiyle ilgili bilginin felsefesini yapacağız kısaca arkadaşlar. Peki bilgi felsefesi nedir? Ona bakalım. Parantez içerisinde epistemoloji diye bir şey görüyorsunuz. Bilgi felsefesinin diğer ismi epistemoloji arkadaşlar. Bunu sorabilirler, haberiniz olsun. Peşin peşin söylemiş olalım. Peki, nereden geliyor arkadaşlar, ona bakalım. İngilizce'de bilgi sözcüğünde eş anlamlı olan Yunanca episteme'den gelen bir kavram arkadaşlar. Episteme, bilgi demek arkadaşlar. Logos biliyorsunuz bilim anlamında kullanılıyor. İkisinin birleşiminden epistemoloji yani bilgi felsefesini oluşturmuş olacağız. Bilgi felsefesinin konusunu daha iyi anlamak için onun bazı problemlerine bakmak gerekir diyor. Bilgi felsefesinin ele almış olduğu problemler var yani. Onlara bakacağız arkadaşlar. İlk etapta doğru bilginin imkanı diye bir problem var arkadaşlar. Yani baktığımızda evet bilgi var ama bunun doğruluğu konusunda felsefe hep şüphe içerisindedir. Felsefeyi hatırlarsanız ne dedik? Bilmek, bilginin peşinden koşmak, bilgiyi aramak aslında. Bilmek değil de bilgiyi aramak. Hep onun peşinden, hakikatin peşinden koşmak demek. Bu anlamda bilgi felsefesinde bilgiyi sorgulayacağız. Acaba hakikat mi? Yani bir bilgi var ortada ama bize hakikati veriyor mu? Felsefe bunun peşinde olacak hep arkadaşlar. Dolayısıyla bilginin imkanı noktasında, doğru bilgi var mı yok mu noktasında görüşler var. Onlara bakacağız. Ne diyor bu felsefesi, bilgi felsefesinde bu probleme yönelik iki farklı görüş var arkadaşlar. Bilginin mümkün olmadığını savunan bir görüş var. Bir de bilginin mümkün olduğu savunan görüş var. Mümkün değildir kısmında ilk etapta septikleri göreceğiz. Septisizm yani şüpheciler arkadaşlar. Bu septikler diyor ki her türlü bilgi savına kuşkuyla karşılayan, bunların temellerini, etkilerini ve kesinliklerini irdeleyen, sürekli ve tam şüphe içinde kullanılacağını, mutlaka ulaşmanın mümkün olamayacağını savunan yaklaşım arkadaşlar. Temsilci olarak şöyle size yazayım şuraya arkadaşlar. Belki çıkar. Piron ve Timon temsilcisi arkadaşlar. İki farklı temsilcimiz var. Karşımıza çıkabilecek. Bunlar bilgi noktasında bilgiden şüphe etmemiz gerektiğini söyleyecekler. Doğru bilgiye ulaşmak noktasında yargıdan kaçınmak lazım diyor aslında. Doğru bilgi diye bir şey yoktur yani. Kesin bu doğru bilgidir diye bir şey söylemeyeceğiz. Yargıdan kaçınmak lazım, epoke etmek lazım diye bir kavram kullanıyorlar. Epoke etmek. Yani askıya almak. Şöyle düzeltelim. Askıya almak diyecekler. Yani yargılarımızı askıya alacağız, yargıda bulunmayacağız. Bu doğrudur, bu kesindir demeyeceğiz diyor. Her şeye şüpheyle bakacaklar. Doğru bilgi mümkün mü noktasında mümkün değil o sebepten diyor bunlar arkadaşlar. Piron ve Timon temsilcisiydi arkadaşlar. Burada biraz daha özetliyor görüşlerini. Diyor ki insanlarda bazı yapısal farklılıklar vardır. Duyu organları insandan insana farklılık gösterir. Yani göz olarak baktığımızda birinin gördüğü bir nesne birine farklı bir şekilde gözüküyor olabilir. Duyularımız bizi aldatır diyor. Sofistler de bu şekilde düşünüyor bu arada. Farklı koşullar özneye farklı şekiller getirebilir. Fazla farklı bir şekilde etkileyebilir. Nesnelerin yeri ve uzaklığı duyumu olumsuz bir biçimde etkileyebilir diyor arkadaşlar. Yasaların, gelenek ve göreneklerin insanların üzerinde farklı etkileri vardır. Yani insanı etkileyen farklı farklı durumlar vardır diyor kısaca. O sebepten kesin bilgi diye bir şey söz konusu değil. Yargıda bulunmayacağız, epoke edeceğiz demiştik. Askıya alacağız yani yargıları. Bunlar doğru bilgi mümkün değildir derken doğru bilgi mümkündür diyen bir kesim de var tabii ki arkadaşlar. Bu noktada karşımıza dogmatizm diye bir görüş çıkacak. Dogmatistler kesinlikçilik diye geçer dogmatizm bu arada. Doğru bilginin mümkün olduğunu söyleyen görüşün genel ismi aslında arkadaşlar ama bunlar da kendi içerisinde ayrışıma girecekler. Yani doğru bilgi var ama bilginin kaynağı nedir diye bir problem çıkıyor. Ekstra bir problem alanı. Burada farklı farklı görüşler var. Biraz bunun detayına gireceğiz arkadaşlar. Bilginin kaynağına yönelik bu yaklaşımlarda insanın bilgiye hangi yeti aracılığıyla ulaşabileceğinin yanıtları aranmakta arkadaşlar.
Bu konuda aklı öne süren var, deneyim diyen var, sezgi diyen var, hem akıl hem deneyim diyen var. Dolayısıyla farklı farklı görüşler söz konusu olmuş olacak. Akılcılıkla başlayalım. Rasyonalizm arkadaşlar. Rasyonalizmin akılcılık olduğunu bilin. Çünkü çok sıkça söylenebiliyor. Affedersiniz. Rasyonalizm diye veriyor, akılcılık diye vermiyor. Herkes biliyordur diyerekten bu şekil parantez içinde vermeyebilir. Haberiniz olsun. Bilginin doğruluğunun duyum ve deneyimde değil, düşüncede ve zihinde temellendirilebileceğini öne süren felsefi görüş. Bu yaklaşıma göre bilgi a priori yani önsel yani deney yapılmadan elde edilir arkadaşlar. Akılcılar özetle doğru bilgi aklımıza ulaşabileceğimizi söylüyor ama temsilci kim peki, kimi göreceğiz? Şöyle birkaç tane temsilci sıralayalım arkadaşlar sizlere. Akılcılık deyince benim aklıma ilk gelen kişilerden Sokrates, onun öğrencisi olan Platon, onun da öğrencisi olan Aristoteles. Bu üç arkadaşlar akılcılığın önüne gelen isimleri. Daha sonraları kim var? Farabi var. İslam filozoflarından. Hegel var. Alman. Ve Fransız Descartes var. Bunlar ön plana çıkan isimler. Yani akılcı bir sürü filozof arasında ama ön plana çıkmış soruların daha çok geldiği isimler diyeyim ben hatta. Sokrates ve Platon arkadaşlar yine onlar da akılcı ama şöyle farklı bir şey söyleyecekler. Bunlar diyor ki bilgi doğuştandır. İnsanoğlu doğduğunda bilgiye sahip ama yani bir bebek aslında bütün bilgilere sahip. Sadece bunun hatırlanması lazım. Bir şekilde hatırlatacağız diyor bu bilgileri. Dolayısıyla hani bebekken o yeti henüz yok zaten konuşma anlamında biliyorsunuz yeterli değil. Ama hatırlamıyorlar çünkü biz idealar dedi ruhlar aleminden bahsediyor. Orada yaşadık. Ruhumuz burada bedene hapsoldu diye. Dolayısıyla biz oranın bilgisini unuttuk. Sadece bunun hatırlanması lazım diyor. Sokrates'in bu anlamda Sokratik yöntemi var. Platon idealar dünyası diye bunu özetliyor. Mağara benzetmesiyle bunu anlatıyor. Ama bunların tam tersini düşünen bir tane akılcı var. O da Platon'un öğrencisi olan Aristoteles. Aristoteles hocası Platon'a karşı çıkıyor arkadaşlar. Diyor ki bilgiler doğuştan değildir. Yani bir bebek dünyaya geldiğinde bütün bilgilere sahip değildir. O anlamda idealar fikrine karşı çıkıyor. Şöyle yazalım. İdealara karşı çıkıyor Platon'un. Diyor ki idealar düşüncede bir yerde değil. Yani ruhlar alemi diye ayrı bir yerde değil. İdealar bu dünyanın ta kendisinde diyor. Her nesnenin içinde vardır diyor. Madde formu ilişkisinden bahsediyor. Dolayısıyla bilgi doğuştan değil, insan aklı o bilgiyi oluşturabilmek adına yeterlidir diyor. İnsan aklıyla bilgiye ulaşabilir ama doğuştan bilgiye sahip değiliz diyerekten hocasına bu anlamda karşı çıkıyor arkadaşlar. Yine Farabi aklı ön plana çıkartır, Hegel öyle. Descartes zaten düşünüyorum öyleyse varım diyerekten düşünmeyle, akılla varlığını da kanıtlamaya girişiyordu arkadaşlar. Bunlar rasyonalizmin temsilcileri arkadaşlar. Doğru bilgiye aklımıza ulaştık rasyonalizme göre. Dedik ya arkadaşlar Sokrates ve Platon bilginin hatırlanması gerekir diyor. Doğuştan bilgiye sahibiz diyor. Bu anlamda şöyle bir şey de söyleyelim. Diyor ki bir öğretmen öğrencisine yeni bir şey öğretemez. Filozof bilgiyi doğurtan ebedir. Bunlar Sokrates'in aslında sözleri arkadaşlar. Sokrates ve Platon görüş olarak aynı şeyi savunuyorlar. Bir öğretmen bir öğrenciye yeni bir şey öğretemez. Yani ben şu an size yeni bir şey öğretmiyorum onların görüşüne göre. Siz zaten bunları biliyordunuz. Ben hatırlattım. Benim görevim size sadece hatırlatmaktı. Platon'un da arkadaşlar bilmek anımsamaktır der. Bilmek anımsamaktır yani hatırlamaktır der. Bu anlamda bilgi doğuştan gelir. Biz sadece onu hatırlamamız lazım diye bir şey söylüyorlar arkadaşlar. Fazla gittik. Bunların tam karşısında empirizm yani deneycilik diye bir görüş de var arkadaşlar. Empiristler diyor ki tüm bilgilerimizin duyumlar sayesinde ve deneyimlerle kazanılabileceğini öne sürüyor.
Deneyici görüşe göre insan zihninde doğuştan bilgi yoktur. İnsan zihni bu nedenle boş bir levhadır diyor. Yani aslında tam tersi söylüyor. Platon ve Sokrates'e göre tam tersini söylemiş oluyor. Şöyle temsilci yazalım. Peki kim bunlar? Onu da söylemiş olalım. John Locke arkadaşlar ve David Hume. David Hume temsilcisi. John Locke şunu söylüyor arkadaşlar. Evet, doğru bilgiye ancak deneyle, deneyimle ulaşabiliriz. Bir bebek dünyaya geldiğinde onun zihni bomboş. Hiçbir şey yok. Hatta John Locke söylüyor şunu. Şöyle tam çekimle siz görmüş olun. Tabula rasa diye bir şeyden bahsediyor. Tabula rasa. Ne demek tabula rasa? Boş levha demek arkadaşlar. İnsan zihni boş bir levha gibidir. Tabula rasa'dır diyor arkadaşlar. Biz deneyimliğe deneyimliğe bunu doldururuz diyor. Ve bu anlamda akılcılara yani Platon ve Sokrates'e karşı çıkmış oluyor arkadaşlar. boş levha dedik. Bir yine çocuk örneği vereceğiz ya, bebek örneği vereceğiz. Bebek dünyaya geldiğinde zihni bomboş. Hatırlatma falan filan onu geç diyor. Yani akılcılara karşı çıkıyor. Şöyle bir şey söylüyor arkadaşlar. Bebek etrafına baka baka anne babasına, varsa kardeşine, abisine vesaire. Kardeş olmaz gerçi de abisine baka baka, ablasına baka baka ne yapması gerektiğini öğrenir diyor arkadaşlar. Sonradan öğrenir. Yani var olan bir bilgi değil, sonradan öğretilir diyor. Bu anlamda insan zihni boş bir levha, tabula rasa'dır. Onu doldurmak lazım diyor arkadaşlar. David Hume da izlenim diye bir şeyden bahsediyor ama ikisinin de deneyici olduğunu bilin arkadaşlar. Deneyle doğru bilgiye ulaşabiliriz. Deneyle elde edilmiş bilgiden şüphe edilemez. Bu şekilde net bir de cümle söylüyor arkadaşlar. John Locke ve David Hume. Peki geldik diğer bir görüşe. Entüisyonizm yani sezgicilik arkadaşlar. Bunlar da bilginin kaynağını sezgi olarak görüyor. Sezgiyi akıl, zihin ve soyut düşünme karşısında hem öncelik hem de üstünlük tanıyan felsefe akımıdır diyor arkadaşlar. Burada da arkadaşlar temsilci olarak şöyle bir çizgi de çizilmiş olayım. Sezgiciler diyeyim hatta şöyle karışmasın. Batı'daki en önemli temsilcisi Berson. Bizim İslam kültüründe de, İslam dünyasında da bir temsilcimiz var. İmam Gazali arkadaşlar. Berson ve Gazali ön plana çıkmış. Hatta Pascal'ı da belki yazabiliriz. Ama temelde Berson'u sorarlar, Gazali'yi belki sorarlar. Dolayısıyla ikisini bilin. Sezgiler diyor ki, bir tane hakikat var. Biz bu hakikate aklımıza ulaşamayız diyor. Deney yaparak ulaşamayız. Hakikatlerin bilgisini bize sezgilerimiz verecektir diyor. Nedir bu sezgi dediğimiz şey? His, iç his diyebiliriz. Gazali buna kalp gözü diyor. Kalp gözü diyor. Pascal hatta ince fikir der. İnce fikir der. Yani kalp gözü noktasında biraz iman da devreye girecek Gazali'nin yaklaşımıyla. Eğer diyor... içinde Allah korkusu varsa, Allah inancı varsa ancak o şekilde sezgini kullanabilirsin diyecek. Dolayısıyla inançlı insanların kavrayabileceği bir şeyden bahsediyor. Kalp gözümüz açıksa hakikati kavrarız, değilse kavrayamayız diyor. Mesela akıl noktasında bu İslam dünyasında mesela iki farklı görüş vardır bilgi noktasında. Bir Farabi'nin akılcılığı, bir de Gazali'nin kalp gözü. İkiye ayırmışlar yani o kadar etkili. Şunu söylüyor arkadaşlar, kalp gözü noktasında dediğim gibi iman olacak, inanacaksın ve akıl noktasında da şunu söylüyor. Akıl çok önemli diyor, bu dünyadaki şeyleri anlayabilmek için akıl yeterlidir ama öte dünya için bunu söyleyemeyiz. Öte dünyanın bilgisine bize akıl vermeyecek. O anlamda sezgiyi aklın üstünde görürler. Demin içerik olarak onu verdik. Sezgiyi akılın üstünde görürler çünkü... Öte dünyanın da bilgisini verecek bize sezgi yani kalp gözü arkadaşlar. Temsilci olarak Berson, Gazali ve Pascal'ı bilmemiz iyi olacak arkadaşlar.
Dedik ya Sezgi diye arkadaşlar, ne diyor? Algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür. Kimden bahsediyor? Kritisizmden bahsediyor, bunu atlamışız. Kritisizm ne demek peki? Ona bir bakalım. Cümleyi biraz erken verdik. Kritisizm, Immanuel Kant'ın savunmuş olduğu bir görüş arkadaşlar. Şöyle ismini yazalım da siz de görün. Immanuel Kant. Kant arkadaşlar eleştiricilik diye bir şey diyor, kritisizm. Eleştiricilik, ama neyi eleştiriyor onu bilmek lazım. Bilginin kaynağı olarak tek başına akıl ve deneyimleri yetersiz görüyor. Hem akıl hem de deneyimleri bilginin temeline koyan yaklaşım. Yani doğru bilgiye ulaşma noktasında akıl yeterli değil tek başına diyor. Ama doğru bilgiye ulaşmada tek başına deney de yeterli değildir. Deney ve aklın bir arada olması lazım diyor. O sebepten doğru bilgiye ulaşabilmek için deney artı akıl. İkisinin de bir arada olması gerektiğini söyleyecek bize. Deney artı akıl arkadaşlar. Ne diyor? Kritizme göre bilginin bütün malzemesi duyulardan, algılardan, deneyden gelir. Ancak bu malzemenin bilgi haline gelebilmesi için belli bir işlemden geçmesi gerekiyor. Bilen özne, yani insan, bu malzemeyi alır, işler ve bilgi halinde ortaya koyar diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bilgiye ulaşma noktasında şunu söylüyor. Bu deneyle elde edilmiş verilerden bahsedeceğiz. Deneyle elde edilmiş veriye ham madde diyecek arkadaşlar. Deney yaptık, eyvallah güzel, ham maddeyi elde ettik ama bunun akıl süzgecinden geçirilmesi lazım diyor. Deney artı akıldan kastı bu. 12 kategoriden bahseder, akıl kategorisinden bahseder Kant. Dolayısıyla akıl süzgecinden geçirme noktasında o kategorilerden geçer. Şunu da söyler bu arada. Bu kategoriler noktasında kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu bilginin kişiden kişiye farklılık göstermesinin sebebi de budur diyor. Bu anlamda bir görecelilik kavramı söz konusu Kant'ın bilgi anlayışında. Bir de bir şey daha söylüyor. Demin bir cümle verdik. Algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür. Sözü çok çıkabilir hani sorunun metninde. Bu anlamda tek başına deney de, tek başına akıl da yeterli değil. İkisinin bir arada olması lazım diye bir söz söylüyor arkadaşlar. Şöyle bir şey daha söylemiş olayım sizlere. Fenomen numen ayrımı yapar arkadaşlar. Fenomen alan ve numen alan. Fenomen alan dedi, bu dünyadan bahsediyor. Bizim bilgisine ulaşabileceğimiz alandan bahsediyor arkadaşlar. Numen alan dediği ise arkadaşlar, karanlık alan diyor hatta buna. Şöyle parantez içinde yazayım. Karanlık alan. Ne demek istiyorum? Yani fenomende bir bilgi sahibi olabilirsin. Bu dünyada deney yaparsın. Bir şekilde bilgisine sahip olabilirsin ama numen alan diye bir alan var. Evet biliyorum diyor ama onun bilgisine asla ulaşamam diyor. Buna da bu sebepten karanlık alan diyecek. Numen alan, fenomen alan diye iki farklı alandan bahseder Immanuel Kant. Bunu da eklemiş olduk. İçerimizde yok ama ne olur ne olmaz çıkar diye siz bilin arkadaşlar. Bir tane soru çözelim arkadaşlar. Buna göre dogmatikler ve şüpheciler bilgi konusunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramışlardır diyor. Bilgi felsefesinde bilgi hakkında sorular sorulmuş. Bu sorulara verilen farklı cevaplar ve farklı görüşlere sahip birçok kuramın ortaya atılmasına neden olmuş diyor. Örneğin bilginin mümkün olduğunu insanların en genel anlamda dogmatikler söylüyormuş. Mümkün olmadığını savunanlar ise en genel anlamda şüpheciler denir diyor arkadaşlar. Hangisine cevap aramışlardır diyor. Bilginin değeri nedir? Bilginin kaynağı nedir? Doğru bilgiye ulaşılabilir mi? Bilginin doğruluğunun ölçütü nedir? Doğru bilgiyi elde etmenin yolu nedir diye sorular var. Bu tarz sorular gelir. Yani metni verir hangisine uygun sorulmuştur tarzı. Arkadaşlar şöyle cevabımızı da açalım siz de görün. Demin de zaten işledik arkadaşlar. Doğru bilgiye ulaşabilir mi?
İlk sorumuzdu arkadaşlar. Doğru bilgiye ulaşabilir mi noktasında, bilginin imkanı noktasında sorulmuş bir soruya verilmiş cevap. Vardır diyenler var, yoktur diyenler var. O anlamda cevabımız C olacak arkadaşlar. Akıldan, sezgiden falan bahsetseydi B şıkkı diyecektik ama bilgiye ulaşma noktasında iki farklı görüşten bahsettiği için cevap C şıkkı olacak. Peki bilginin sınırları arkadaşlar. Bir de sınırlarına bakalım. Bilginin sınırlarına yönelik tartışmalar insanın yöneldiği nesneyi gerçekte olduğu şekilde bilip bilemeyeceğiyle ilgili bir durumdur diyor. Yani bilgiye bir sınır çekilemeyeceğini düşünen filozoflar insandan bağımsız bir varlık alanını kabul eder ve insanın o alandaki nesneleri olduğu gibi bildiğini savunur. Bir de bilgiye bir sınır çekileceğini düşünen filozoflar var. Onlar da diyor ki insanın o nesneleri olduğu gibi değil de kendisine göründüğü kadarıyla bilebileceğini savunuyor. Bunlar da bu sebepten bilgiye sınır çekiyor. O anlamda iki farklı görüş var arkadaşlar. Mesela örnek verelim şurada. Aristoteles gerçekliği olduğu gibi bilebiliriz diyor. Auguste Comte da gerçekliği bilemeyiz ancak görünüşleri bilebiliriz diyor arkadaşlar. Peki ne çıkaracağız buradan? Diyor ki gerçekliğin bilinebilirliğine ilişkin yukarıdaki ifadelerden Aristoteles'in görüşü, ilk görüşümüz, bu yargı bilginin sınırlarının olmadığını bize söylüyor. Çünkü gerçekliği olduğu gibi bilebiliriz diyecek, o anlamda geniş. Comte'a ait olan görüş de arkadaşlar bilginin sınırının olduğu şeklinde anlamamız gerekiyor. Gerçekliği bilemeyiz ancak görünüşleri bilebiliriz diyor. Bu anlamda görünüşün arkasında bir şeyden bahsetmiyor. O sebepten bir sınır söz konusu arkadaşlar. O anlamda bilginin sınırı da söylemiş olalım. İnsanın bilgisini olgularla sınırlı gören yaklaşımlar var arkadaşlar. Pozitivizm, yani olguculuk ve mantıkçı pozitivizm. Aslında mantıkçı pozitivizm de yine pozitivizm ama onun biraz daha farklı versiyonu olmuş olacak. Peki ne demek pozitivizm arkadaşlar? Olguculuk diye geçiyor. Olguyu bilmemiz lazım. Olguculuk. Olan şeyler diye geçiyor. Olan şeyler. Yani bu dünyada olan bizim bilgisine ulaşabileceğimiz, deney yapabileceğimiz somut alandan bahsediyor arkadaşlar. Pozitivizm. Teoloji ve metafizik içermeyen, sadece fiziksel veya maddi dünyanın gerçeklerine dayanan bilgi anlayışıdır diyor pozitivizm arkadaşlar. Buna göre olgular ve aralarındaki ilişkiler dışında hiçbir şey bilinemez. Açıkçası demin Auguste Comte'dan bahsettik. Temsilci olarak Auguste Comte'a örnek verebiliriz yine arkadaşlar. Bunlar şunu söylüyor. Metafiziği bırakın diyor. Fizik üstü, doğa üstü şeyleri bırakalım diyor. Onların bilgisine sahip olamayız diyor. Yine Kant'ın görüşüne benzer bir görüş. Dolayısıyla pozitif şeylerle yani olgusal olanla, bu dünyada olanla bilgisine ulaşabileceğimiz, deneyini yapabileceğimiz alanla ilgilenmemiz gerekir diyor. Teoloji ve metafizik bırakılıyor. Teoloji ne demek diye sorabilirsiniz belki kendi kendinize. Teoloji, tanrı bilimi, ilahiyat demek arkadaşlar. Yani dini öğelerden bahsediyor. Dolayısıyla bunların bırakılması lazım diyor pozitivizm. Mantıkçı pozitivist görüşte de aslında pozitivizmin bir uzantısı diyor. Mantıkçı pozitivizme göre anlamlı önermeler bilginin önermeleridir. Bilimin önermeleri dilde karşılığı olan ve düş dünyanın resmi olan yargılardan oluşmaktadır diyor. Wittgenstein örneğini vereceğiz birazdan. Bu da yine pozitivizm ama şöyle bir pozitivizm. Mantığı az çok biliyorsunuzdur. 9. sınıf matematikte bir konu hatta mantık. Oradan da hareketle aslında günlük konuşma dilinin önermelerle, belki de sonrasındaki safhada sembollerle ifade edilmesinden bahsedeceğiz. Dolayısıyla önermelerden oluşması lazım ki anlam belirsizliği olmasın diyor. Bir tane örnek var Wittgenstein. İnsan noktasına değinecek. İnsan konuşamayacağı şeyler hakkında susmalıdır diyor. Bu bahsettiğim metafizik. Soruyoruz mesela metafizik sorusu sorayım bir tane size. Ruh var mıdır? Bilmiyoruz. Susmalısın diyor orada işte. Ya da ruh ölümlü müdür? İnanç olarak cevap veriyorsan ama bilimsel olarak kanıtla dediğinde kanıtlanması söz konusu değil. Bilmiyorsan sus diyor Wittgenstein. O anlamda bu konuların bilimin konusunun dışında tutulması gerektiğini söyleyecek arkadaşlar.
Bir tane soru daha çözelim. Buna göre pozitivist bilgi anlayışının, bilgi felsefesinin hangi temel problemine bir yanıt getirdiği söylenebilir diyor. Pozitivist bilgi anlayışı araştırmalarına, olgulara dayandıran, fizik ötesi açıklamaları kurumsal olarak olanaksız gören, deneyle denetlenemeyen her türlü önermeyi anlamsız olarak değerlendiren yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu anlayış açısından insanın sahip olabileceği bilgiler olgulardan ibarettir diyor. Bakalım Aya, bilginin değeri nedir? Kaç çeşit bilgi vardır? Bilginin sınırları var mıdır? Varlığın kökeni nedir? Bilgi doğuştan mıdır? Doğuştan mı gelir diye soruyor. Dediğim gibi bu tarz işte sorular gelebilir. Şu an konuyu pekiştiriyoruz. Çok fazla düşünmenize fırsat verebildim mi bilmiyorum ama bilginin sınırları var mıdır sorusuna cevap gelecek arkadaşlar. Sınırları olmalı diyor arkadaşlar. Metafiziği yok saydığı için arkadaşlar. Dolayısıyla bilginin sınırı var mıdır sorusuna verilmiş olan bir cevap diyebiliriz burada. Bir tane daha sorumuz var. Bakalım aslında konuyu kavramış isek bu soruyu çok kolay yapmamış lazım. Wittgenstein örneği veriyor. Wittgenstein'ın bu yaklaşımı aşağıdaki felsefi görüşlerden hangisine aittir diyor. Wittgenstein, dili çevremizde olup biten bir şey, karmaşık insan faaliyetlerinin oluşturduğu bir bütün olarak görmüştür diyor. Bütün felsefe problemlerini bir dil problemine indirgeyen Wittgenstein, felsefenin özünde bir kuram değil, faaliyet olduğunu söyleyecek. Arkadaşlar, metinden ne çıkaracağız? Ona bakalım. Entüisyonizm mi, pozitivizm mi, pragmatizm mi, rasyonalizm mi, mantıkçı pozitivizm mi? Wittgenstein'ı biliyorsak zaten arkadaşlar ya pozitivizm diyeceğiz ya da mantıkçı pozitivizm diyeceğiz. Ama dil çözümlemesi dediği için arkadaşlar cevabımızı da açalım. Mantıkçı pozitivizm yani E şıkkı dememiz gerekiyor. Mantıktan bahsediyor aslında. Dil çözümlemesi dediğinde aklımıza mantık gelecek çünkü pozitivizm direkt onu söylemez. Pozitivizm sadece metafiziğin değil, bilime bakmak lazım, bilimin sonuçlarına bakmak lazım tarzı bir şey söylüyor arkadaşlar. Peki doğru bilginin ölçütü nedir diye bir sorumuz var. Daha doğrusu bir alanımız var. Bu anlamda farklı farklı ölçütler karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bilginin doğruluğunu belirleyen ölçüt ile ilgili olarak çeşitli yaklaşımlar söz konusudur. Bunlar şöyle sıralanmış diyor. Birincisi uygunluk ölçütü arkadaşlar. Uygunluk ölçütünde diyor ki bir önerme ancak ve ancak kendisine dayanak olan varlığın durumuna uygun oluyorsa doğrudur. Yani önerme var olan duruma uygunsa eğer buna doğru diyeceğiz diyor. Uygunluğun olması lazım yani ölçüt olarak burada. Tutarlılık ölçütünde şunu söylüyor. Bir önermenin doğruluğu sistemde daha önce kabul edilmiş doğru önermelerle çelişmemesine dayanır. Bu sistemde bir önermenin tek başına doğruluğu önemli değildir diyor arkadaşlar. Diğer önermelerle çelişmemesi, onlarla tutarlı olması önemli görülmektedir. Yani çelişmeyecek ama daha önce kabul görmüş bir tane önerme olması lazım ki evet bak bunda da böyle söylüyordu, bununla çelişmiyor diyebilelim. Tek başına doğru mu değil mi çok da mühim değil tutarlılık noktasına bakmaya çalıştığımız zaman. O sebepten tutarlılık noktasında çelişmemesine dikkat edeceğiz daha önce kabul görmüş önermelerden. Peki arkadaşlar bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz diyelim doğru bilginin ölçütlerinde. Bu dersimizde bugünlük bitirmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.